Merhaba Çift Devlet izleyenleri, SDNF Firarda'nın ilk bölümüyle karşınızdayız. SDNF Firarda gidemediğiniz, teknoloji odaklı, merak ettiğiniz yerleri sizlere göstermeye amaçlayan bir program olacak. Bu yüzden ilk bölümümüzde General Mobile'a geldik. General Mobile'ın şu anda mağazasındayız. General Mobile mağazasının yanında da General Mobile'ın Türkiye ofisi var. Bu ofisin içinde de teknik destek de var. Bu mağazanın oldukça önemli bir özelliği var. Nedir bu özellik diyecek olursanız, şurada ürünleri görüyorsunuz. İnsanlar buradan ürünleri satın alabiliyor. Buraya kadar her şey normal. Ama bir de teknik destek kısmı var. Tam bir saat içerisinde telefonunuzu verdikten sonra telefonunuz tamir görüyor ve telefonunuzu alıp gidebiliyorsunuz bir saat içerisinde. Burada çayınızı, suyunuzu, kahvenizi içerek, bekleyerek telefonunuz hizmet görüyor ve alıp gidiyorsunuz. Bir saat içinde bunların yapılıyor olması güzel bir detay. Telefonunuz bir saat içinde tamir olmadı. Peki ne oluyor? Sadece kalite kontrolde belli bir aşamada takılmışsa biraz daha vakit sizden rica ediliyor. Ya da süreç biraz daha uzamışsa ya da yapılamayacak gibiyse yeni bir telefonla değişim süreci tamamlanıyor. Yani bir telefon aldığınızda arızayla beraber karşılaşıp 30 gün, 25 gün beklemenize gerek kalmıyor. Bu da güzel detaylardan biri. Mağazanın şu tarafında bir ekran var. Buradaki ekranda kayıt yaptıran müşterilerin telefonları ne durumda onları görebiliyorlar. Yani telefonunuz şu saatte gelecektir ya da şu aşamadadır kısımlarını görebiliyorsunuz. Burada bekleme noktaları var. Bekleme noktalarından direkt orası da gözüküyor. Doğrudan an be an kontrol edebiliyorlar. Bu tarafta bir kayıt alma cihazı oluyor. Bankalardan da hatırlarız. Mesela şu anda bir müşteri gidiyor, onun yanına doğru gidelim. Evet. Şu anda bir bilet oluşturuluyor ve bu biletle beraber ya cihazını almak isteyen ya da cihazını garantiye vermek isteyen kullanıcı, müşteri doğrudan kayıt altına alınıyor ve numaradan da kendini kontrol edebiliyor. Bu kayıtları ayrıca içerideki şurada sağda görebileceğiniz tabletlerden de kullanıcılar kendi kayıtlarını da oluşturabiliyor. Özellikle global markaların randevu sorunu yaşadığı ülkemizde garanti konusunda General Mobile'ın randevu kısmında hiçbir sıkıntı olmadan size bir saatte telefonu tamir edip verebiliyor olması güzel bir başarı. Bunu da kutlamak gerekiyor. Bunu da sizlere haber olarak vermek gerekiyor arkadaşlar. Telefonu yine buraya bırakıyorsunuz ve yine buradan alıyorsunuz. Peki tamir işlemi nasıl oluyor? Dilerseniz biraz onlara bakalım. General Mobile mağazasından çıktık. Zaten teknik servise gelen bir telefonun tüplerden yukarıya çıkışını da göstermiştik. Şimdi hemen gerçek esasın ana noktasına geldik. Teknik servis de buranın içerisinde. Dilerseniz hızlıca girelim. Böyle oldukça geniş bir alan. Genellikle sol tarafta teknik destek kısmı oluyor. Sağ tarafta da genel departmanlar bölünüyor. Çok ilginç bir şey. Burada zaten detayları da konuşacağız. Oldukça fazla insan çalışıyor ve ses yok. Özel bir yalıtım kullanılmış büyük ihtimalle. Oldukça sessiz bir deneyim bizlere sunuyor. Çok değişik yani, bu kadar insanın konuştuğu bir noktada sessizlik dikkat çekiyor. Dilerseniz teknik servis noktasına gidelim ve yetkililerle de konuşalım. Burada kaç kişi çalışıyor, kaç kişi hizmet veriyor, bir onları soralım. Evet arkadaşlar, şimdi teknik servis bölümündeyiz. Demin yolladığın telefonlar buraya geldi. Buraya geldikten sonra hangi işlemler geçiyor? Ön büroda arıza olarak teslim alınan cihaz tüp yardımıyla iç kısma geliyor. Buradan biz cihazı alıyoruz. Bir dağıtım ekibimiz var içeride. Buradaki arkadaşlar boş olan teknisyenin yani içerideki durumuna göre dağıtım yapıyorlar bu şekilde. Buradan aldıktan sonra hemen arka bölümde olan dağıtım ekibine teslim ediyoruz. Akabinde teknisyene gönderiliyor ve direkt olarak hızlı bir şekilde onarımına başlıyoruz cihazın. Burada şu anda kaç teknisyen çalışıyor? Toplamda 110 adet teknisyenimiz var çalışan, kalabalık bir ekibiz. Bunun haricinde 70-80'e yakında stajyerimiz mevcut. Biz okullarla, meslek liseleriyle aktif olarak çalışıyoruz. Hatta meslek liselerinde eğitim sınıflarımız var. Bayağı kalabalık bir ekibiz. Neden kalabalık? Çünkü biz ön büroda biliyorsunuz 60 dakika bir hizmet veriyoruz. Kargo ile gelen cihazımızda 24 saatte onarıp geri gönderme taahhütü verdiğimiz için kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Peki bir telefondaki hangi arızaları giderebiliyorsunuz? Yani her onarım yapılabiliyor mu? Talpa Teknik Servisinde aklınıza gelebilecek her türlü arızayı biz onarıyoruz. Arızanın çeşidi, şekli hiç fark etmiyor bizim için. Yani zaten sonuçta müşterimizin sıkıntısını gidermek adına buradayız.
tüm arızalarını giderip değişim gerekiyorsa değişimini, onarmak gerekiyorsa onarımını yapıp teslim ediyoruz. Yani chipset değişimi de yapılabiliyor. Biz şimdi hız kazanmak adına aslında chipset değişimine çok girmiyoruz. Biz direkt board, anakart değişimini daha çok yapmaya çalışıyoruz. Chipset değişimleri de gereken durumlarda çok nadiren yapıyoruz, evet. Anladım. Peki genel olarak sahada, yani bu ofis içerisinde ne kadar kişi çalışıyor, onu biliyor musunuz? Totalde şirketimiz 450-500 civarında arkadaş işte çalışıyor, yani kalabalık, terpa teknik servisi de kalabalık. Bizim ofisimiz tek kattan oluşmaktadır. Açık ofis uygulamamız var burada. Patronumuz dahi bizim aramızda oturur. Herhangi bir odası yoktur. Tek katta, büyük bir alanda, herkesin birbirini görebildiği, iletişimin daha kuvvetli olduğu bir alanda çalışmayı sürdürüyoruz. Benim dikkatimi çeken şey, zaten videoda da söyledim, çok sessiz. Ya esasında herkes konuşması gerektiği şiddette konuşuyor. Yani çok da alçak konuşmuyor ama bir yalıtım var büyük ihtimalle. Evet, aslında burayı tasarlarken özellikle istenen bir şeydi bu. Tavan yalıtı, tavandaki malzememiz, zemindeki malzememiz özel bir malzeme. Siz de dediğiniz gibi kalabalık bir ortam burası. Bu sessizliği sağlamak adına bir de biz arkadaşlarımızdan biraz daha hani küçük harflerle diyeyim, konuşmalarını rica ediyoruz zaman zaman. Lan sesi emiyor diyelim yalıtım bazen. Yine burada onarım işlemlerinden geçtikten sonra kalite kontrolü gidiyor herhalde. Kalite kontrol ne tarafta? Hemen bu yanımızda bulunan masada 12 kadar arkadaşımız var kalite kontrol yapan. Biz kalite kontrol uygulamasında kendi geliştirdiğimiz bir programı kullanıyoruz. Bir app aslında bu. Her cihazın içerisine yüklüyoruz bunu. Orada benchmark uygulaması gibi telefonu stresi sokuyor. Telefonu stresi sokuyor ve A'dan Z'ye tüm fonksiyonlarını, yani buna GPS kontrolü, Wi-Fi kontrolü, Bluetooth kontrolü dahil olmak üzere tüm fonksiyonlarını kontrol eden bir sistem bu. Yani bizim servisimizden onarılıp çıkan tüm cihazlar A'dan Z'ye kontrol ediliyor bu program sayesinde. Değerli bilgin için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi elimizde bir tane Discovery Elite var. Kalite kontrolünden de geçmiş. Şimdi müşterisi bekliyor. Ona gidecek. Hemen şöyle bandını da kapatıp şöyle size vereyim ben. Kalite kontrolden onarıp çıkılan cihazı tekrardan bu geldiği yolda geri göndermek adına tüpe koyuyoruz. Şu anda tüpümüz meşgul. Bir cihazımız geliyor yine ön bürodan. Bizim 60 dakika uygulamamız çok yoğun talep aldığı için ön büromuz biraz yoğun. Sürekli geliyor, sürekli cihazımız geliyor gidiyor. Buradan yeni geleni alıyoruz. Onarımı biten cihazımızı tekrar buraya koyuyoruz. Buradan astığımızda ön büroya tekrardan göndermiş oluyoruz cihazımızı müşteri teslim alması için. Aynen, şimdi müşteriye de cihaz ulaşacak. Biz de ön tarafa geçelim. Evet arkadaşlar, yine mağaza kısmına geldik ve demin yollanan cihazın kime ait olduğu belliyse sizle ilk girişte bahsettiğimiz ekranda adı gözüküyor. Burada numarası yanıyor ve cihazı teslim almak için numarası yanan kısma gelip müşteriler cihazlarını alıyor ve memnun bir şekilde gidiyorlar. Genel olarak müşteri memnuniyetinde iyi olduğunu söyleyebiliriz burada. Genel olarak ofis ve mağaza ortamı güzel. Hem cihazları net bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Hem kendi arıza kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Hem de çok kolay bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Bir ürün teslim ettiğiniz zaman takip edebiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde ürün teslim ediliyor. Onarım şartları da gayet makul gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle General Mobile kullanıcısıysanız bir sıkıntı yaşadığınızda hiç gelmekten çekinmeyin. Kargoyla da uğraşmayın. Gelip burada bir saatte halledebileceğinizi de söyleyelim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.